Arkadaşlarımın uzaya ve astronomiye ilgisi vardı. Benim de daha öncesinde bir deneyim ve birikimim vardı. Onların bir teleskop yapma projeleri vardı Teknofest kapsamında. O projeye bir hazırlık yapalım dedik. Lise öğrencileri atık malzemelerden teleskop tasarladılar. Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan patentini aldılar. İzmir Bayraklı Nuri Atik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Batuhan Laçinoğlu ve Berat Serhat Daşkın öğretmenlerinin desteğiyle atık malzemelerden yararlanarak bir teleskop tasarladı. Bazı malzemeleri de atölyedeki malzemelerden kullandık. Örneğin şu bir atık malzeme. Okulda uzay ve astronomiye meraklı tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı 11. sınıfa giden iki öğrenci, geçen yıl Teknofest'e katılabilmek için öğretmenleri Murat Yılmaz'la birlikte teleskop tasarlamak adına kolları sıvadı. Öncelikle atık malzemelerden yararlanan ekip, okul yönetiminin de desteğiyle temin ettikleri araç gereçlerle çalışmalarını yoğunlaştırdı. Camı böyle yıprattık. Alüminyumdan başladık, en kalın tozdan. Selyum okside kadar geldik, en son reçineli aşındırmaya kadar geldik. Okulun isminin baş harflerinden esinlenilerek Natem Scope adını verdikleri ürünü geliştiren öğrenciler Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan patent almayı da başardı. Ve teleskobun içine arkadaşlarımız monte etti. Büyük çoğunluğunu onlar halletti. Teleskopta Türkiye ithalatçı konumunda. Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme öğretmeni Murat Yılmaz kendi imkanlarıyla yaparak Türkiye'deki her okula teleskop göndermeyi hedeflediklerini belirtti. Eğer yeterli destek ve sponsor bulunursa teleskobu üretip teleskopsuz okul kalmasın diye de bir sloganımız var. Bütün okullara böyle bir teleskop yapıp göndermek istiyoruz. Yapılan teleskop 6 inç. Teleskopla güneş patlamalarını ve gezegenleri seyretmek mümkün. Öğrencilerin hedefi ise 8 ve 10 inç gibi daha büyük teleskoplar üretmek. Camı 1.30 mm çukurlaştırdık. Doğru açıyla mercekli teleskop yaptık.